Tamam. Herkese merhaba. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtmak istiyorum. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Ramazan Özdemir. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde asistanım. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Profesör Doktor Hasan Kamil Sugun'un inisiyatifiyle başlatılmış olup tüm asistanlarımızın ve kliniğimizden uzmanlığını almış uzmanların katkısıyla devam etmektedir. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarınızın kapalı durumda olması, sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormanızı rica ediyorum. Toplantı süresince tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de eklemeniz önemlidir. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız sorularınızı ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımızda olmadığını vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konuyla ilgili soru ve katkı yorumlarınızı belli bir düzen içerisinde hocamıza aktaracağım. Bugünkü değerli konuğumuz Profesör Doktor Necmettin Tanrıöver. Necmettin hocamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olmuş. Nöroşirurji ihtisas eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2001'de tamamlamıştır. Profesör Albert Roton rehberliğinde Eylül 2001 ve Ekim 2004 tarihleri arasında 2007 yılında endoskopik kafa tabanı cerrahisinde yeni yaklaşımlar geliştirmek için cerrahi anatomi projesini tamamlamak üzere doktora sonrası asistan olarak aynı bölüme tekrar gitmiştir. Doktor Tanrıöver 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Sanabilim dalında doçent ve ardından profesör olarak görev yapmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hipofiz Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2008 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Mikrocerrahi Nöroanatomi Laboratuvarını yürütmektedir. Ve o tarihten bu yana 30'un üzerinde akademi üyesine eğitim vermiştir. Değerli hocam, değerli sunumunuzu dinlemek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Buyurun, söz sizde. Teşekkürler. Ben öncelikle bütün İzmir Online grubuna ve Hasan Kamil Hoca'ya çok teşekkür ederim nazik daveti için. Konu üzerinde konuşurken birçok endoskopik adenoz kafa tabanı cerrahisi anlatıldı. Birçok tecrübeli hoca tarafından, yurt dışı da dahil. Bir hafta sonra bir tane daha konuşma var bildiğim kadarıyla. Seçimde titiz olmaya çalıştım. Tekrar etmemeye çalıştım. Örnekler dikkatli seçmeye çalıştım ve sonuçta şöyle bir karar verdim. Kafa tabanı cerrahisinde ventral kafa tabanının acaba anatomik olarak nelerini biliyoruz? Neler açıkta? Ve onları nasıl uyguluyoruz klinikte? Vaka vaka vermekten, komplikasyon vermekten çok ben en azından biz diyelim nelere dikkat ediyoruz? Onları özellikle genç arkadaşlara ve hatta tecrübeli hocalara kısaca göstermek istiyorum ve paylaşmak istiyorum. Biz Türkçe'ye çevirirsek eğer büyük bilim adamlarının omuzlarında yükseliyoruz. Yükselebiliyorsak eğer. Bunlardan biri de hiç şüphesiz benim hocam. 2001 yılında uzmanlıktan 15 gün sonra ben Albert Roton'un yanına gittim. 3 sene orada kaldım. En uzun süre kalanlardan biri. Endoskopu o dönemde elime almadım ben. Kafa tabanı. Hepinizin bildiği gibi insula, cerrahi yaklaşımlar vesaire çalıştık. 10 tane kapağı var Journal of Nörolojinin. 3 tanesi de bizim emeğimizle yayınlandı. Dolayısıyla son derece müteşekkirim ona. Dolayısıyla onun yaptıklarını gençlere öğretmeye çalışıyoruz. Mikrocerrahi anatomide bu şekilde devam ettiriyoruz. Neler yapıyoruz? 3 ayrı diseksiyon yapılıyor. Bir tanesi lift diseksiyonu. İşin içine augmented reality denilen arttırılmış gerçeklik diye çevirebileceğim şeyler giriyor. 3D gözlüklerle birlikte. Dolayısıyla devamlı bir atılım içinde mikrocerrahi nöroanatomi. Klasik rotondan öğrendiğimiz diseksiyonları, cerrahi diseksiyonları, farklı yollar, yolların karşılaştırması. Bunlar aynı şekilde devam ediyor. Sadece endoskopi değil tabii.
C3'ün üstünü düşünebilirsiniz. C3'ten Vertex'e kadar her türlü diseksiyon laboratuvarda yapılıyor. Ve tabii ondan sonra genç arkadaşlarla birlikte bunları yazarak literatürde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi de bunun uygulanımlarını göstermeye çalışacağım. Endoskopik kafatabanı cerrahisi için. Bu bir başka diseksiyon gene bizim laboratuvardan. Endoskop için içinde. Hepinizin bildiği gibi kranioorbital zigomatik kraniotomi yapılmış. Anterior klinoidektomi alınmış. Endoskop işin içine girince çok kaba olarak neleri görebiliyoruz ona bakalım. Bu birazdan göstereceğim perimezansafalik sisternalara yukarıdan bir bakış. Kocaman bir fetal posterior komünikan var. Üçüncü kraniyal sinir var. Posterior komünikan bazilere P1'e doğru devam ediyor. Üçüncü sinir. Bakın superior cerebellar. Baziler artar. Baziler tepe. Karşı taraftan gelen gene büyük bir posterior komünikan. Üçüncü sinir. Superior cerebellar. Lili kulis membranı. Tabii işin içine endoskop girince bambaşka. O endoskop asist demek lazım buna. Bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor. Küçük alandan oraya ulaşabiliyorsunuz. Mikrocerrahi nöroanatomi içinde hiç şüphesiz önemli bir katkı sağlıyor. Bu konuşma ikinci gidişimle ilgili. 3 yıl bittikten sonra geri döndüm Cerrahpaşa'ya. Ardından tamamıyla hocanın isteğiyle kafatabanında böyle bir şey çıkıyor. Gel ve anatomisini çalış diye başladı. 2007 bu. Dolayısıyla 2004 dönüş, 2007 ikinci gidiş. Her şeyi hazırlamıştı hoca orada. Navigasyon vardı, kadavralar vardı. Ben endoskopu ilk kez elime alıyordum. Dolayısıyla dirilim, her şeyim bize vardı. Ve ana bizim yola çıkmamız o zaman yeni olan, relatif olarak daha yeni olan, acaba extended, genişletilmiş endonazal endoskopik yaklaşımlara nerelere ulaşılabilir? Potansiyel olarak, cerrahi olarak nereye ulaşabilir? Bunları özetlemeye çalıştım. Şimdi şöyle başlayalım. 50 yıl bence, en az 50 yıl. Mikroskopun devreye girmesinden sonra çok önemli mikrocerrahi nöroanatomi laboratuvarlarında nerenin neyi ekspoze ettiği ortaya konmuş. Biliniyor ki defalarca doğrulanmış. Pterional transilvanyan yaklaşımla belli bir bölge görülebiliyor. Buna posterior klinoidektomi eklendiğinde belli bir bölge görülebiliyor. Kavası eklendiğinde biraz daha geniş bir alan. Ventral beyin sapı için konuşursak burası pontomezansafelik bileşki. Üçüncü sinirden anlayabiliyorsunuz. Kabaca internal akustik meatüsün hemen üstüne kadar kavasıyla gidebiliyorsunuz. Retrosigmoid ne yaparsanız yapın yine belli bir bölgeyi alıyor. Farlateral veyahut da retro presigmoid dediğimiz alanlar bu şekilde görülüyor. Presigmoid olduğunda da daha geniş. Onun da tabii hepinizin bildiği gibi bölümleri var. Bu herhalde artık transkokleara yakın. Yani bütün translabirentin işitmenin de gittiği. Daha geniş bir alan görülebiliyor. Bunlar bence defalarca çalışılmış, kantitatif ve kalitatif olarak ortaya konmuş şeyler. Bilinmeyen ne? Bilinmeyen acaba bir tane bir potansiyel var mı? Bir şekilde girelim. Buraların hepsini ventral ön beyni görebilelim. Birbirinin üstüne konulmuş fotoğraflar. Dolayısıyla parçalı saatler süren diseksiyonlar sonrası ortaya konan cerrahi yaklaşımlar. Bu ise endoskopik endonazal yani burundan girilerek potansiyel olarak nereye ulaşabileceğimiz. Bir sürü eksik var. Yani sabaha kadar konuşabiliriz. Limitasyonları var endoskopik endonazal cerrahi. Ama böyle bir vermek istediğim ilk mesaj potansiyel var. Yani mikroskobun başaramayacağı böyle bir potansiyel ventral beyin sapı beyin nöroşirjanlar için açısından görülüyor. Bu nerelere tekabül ediyor? Hiç şuraya girmeyelim. Yani lamina terminalis yukarısı anterior komünikanın olduğu bölgeye. Kiyazmanın altında kalalım. Bütün bu bölge bizim burundan girerek potansiyelimizin altında. İlla bana bir şeyler söyleyelim diyorsak iki tane jugular foramen, iki tane orbit yukarıda, aşağıda C2 densin alt 1/3'ü. Bunlar şu an için kabul edilmiş yani limitler diyebiliriz. Bunlar da zamanla gelişme potansiyelinde. 2007'ye ait Albert Roto'nun önerisiyle yapılan 12 yol. Dolayısıyla 12 tane ayrı yaklaşım var. Sella tabanının açılışıyla başlayan bunların hepsi genişletilmiş endonazal binostil yaklaşımın kompartman bölünmesi, segmentasyonu. Transplanum cribriform, transpozisyonu pituitary glandin yani hipofizin. Intraventriküler, buraya
bugün üstünde duracağım. Bu intraventricular exposure dediğim şey üçüncü ventrikülün görülmesi ya da üçüncü ventrikül cerrahisi. Buna ben reverse üçüncü ventrikülostomi diyorum. Tersten üçüncü ventrikülostomi. Ona örnekler göstermeye çalışacağım. Transkrival yaklaşımlar. Pterigoid kemiğin drillendiği yaklaşımlar. Pterigoparatin fossa ve lateral resesi. Bundan da örnekler vermeye çalışacağım. İnfratemporal fossa. Orbitadan var ama örnek vermeyeceğim. Bugün kraniosavikale girmeyeceğim. Odontoidektomiden de bugün için bahsedeceğim. Dolayısıyla birkaç tane örnek seçtim. Ana amaç bir kez daha neler yapılabilir değil. Anatominin neresi bize lazım? Acaba endoskopik, endonazal, mikrocerrahi nöroanatomi genç nöroşirjenlere lazım mı? Hep bahsedeceğim şey binostril. Dolayısıyla mononostril, küçük açılış, ostril açılış böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bugün konuşacağımız şeyler buruna maksimum destriksiyon, maksimum demeyelim ama yani burunda geniş bir alan açma ve ondan sonra da kitlelere ulaşma. Bu bir güzel örnek. Bununla başlayalım. Burunda endoskopla girdiğimiz zaman klasik bir kadavra diseksiyonu. %11'inde birazdan gene konuşacağız. Anterior klinoid pnömotize. Tersten düşünelim. Anterior klinoidektomi yaptığınızda boz fistülüyle karşılaştıracaksınız. %11'inde. Dolayısıyla bakmanız lazım. Burundan da böyle gözüküyor. Pnömotize, anterior klinoid. Optik kanallar, pianum sfenoidale, sella tabanı, ijanın kavernöz segmenti, anterior kıvrımı bunlar. Altta klibus. Bu ne görüyorsa cerrah onu görüyor. Optik kanallar, tüberkülüm sella, yukarıda planum, sella tabanı, ince kavernöz sinüs. Dolayısıyla translasyonel anatomi sık kullanılıyor. Translasyonel laboratuvar bu demek benim gözümde. Cerrahız biz. Dolayısıyla bunu birebir nasıl transfer ediyorsak aynı şekilde en direkt olarak cerrahiye yansıyan laboratuvar çalışması diyebiliriz. Sağ nostril. Bunları bir defalarca gördünüz. Dolayısıyla benim için önemli olanları anlatacağım. Ostium son derece önemli. Yine herkes tarafından anlatıldı. Burası posterior nasal apertür yani koana. Östaki borusunun açılışı, östaki borusunun orifisi. Unutmayın östaki borusu laterale gidiyor. Arkaya değil, orta fossa boyunca laterale gidiyor. Hatırlatma şeyini de koyalım ama ostium için 1,5 santim kritik alan. Ostiumu bulmak için olacağınız şey. Daha güvenilir var mı? Evet benim gözümde var. O da superior turbinatın aşağı doğru ataşmanı. Superior turbinat tam bağlandığı yerin 5-6 milim civarında siz ostiumu bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun üstünde, altında çok fazla aramanıza gerek yok. Genel olarak benzer yerlerde ostium çıkıyor. Mikro cerrahi, görmeyen asistanlar bile var. Mikroskopik transfenoidal cerrahi. Ostium aşağı yukarı belirleyici. Bir miktar üstten de alınıyor. Endoskopik kafa tabanı cerrahisinde öyle bir şey yok. Yukarıya doğru almam lazım. En küçük bir Cushing hastalığında bile. Dolayısıyla daha geniş cerrahi yapılıyor. Şuraya bakmanızı istiyorum. Burası middle meatus, orta meatus. Dolayısıyla orta konkanın hemen laterali. Burada da maksiller sinüsün girişi var. Çoğu zaman burada da görülebiliyor. Bir örnek verelim. Bunu yazdık. Bu enteresan olarak Cushing, IPSS yapılırken kavernöz sinüs içinde tel kırılıyor. Enteresan bir vaka ama önce burada dikkati çekmek istiyorum. Kadavra neyse burada da aynı. Bakın nazal apertür, orta konka, östakinin orifisi. Buraya dokunduğunuz zaman aşağıda C1'in anterior arkusu görülüyor. Bir kez daha ostiumla superior turbinatın ilişkisi. Şanslıyız bizde Olympus var. Olympus olunca onun reklamını yapmayalım ama neuroband imaging var. Dolayısıyla nazoseptal flevi nereye koyduğumu, ne şekilde koyduğumu görebiliyorum. Burayı ben şöyle şuraya kadar geçeceğim. Tümör çıkmış, diyafragma gözüküyor. Kavernöz sinüs içinde teli gördük. Enteresan vaka. Sadece bir dakika sanki şey yapacağım buna. Bir iki dakika şey yapacağım. Kavernöz sinüs içinden dikkatli bir şekilde o kalan teli, burada zaten tel gözüküyor. Tümör çıktıktan sonra o kalan teli yaklaşık 10 santim dikkatli bir şekilde çekiyoruz. Bir kanama görmedik. Bu tabii kavernöz sinüs açılı baktığımız zaman yani direkt gördüğümüz zaman direkt gördüğümüz için daha şanslıyız mikro cerrahiden. Dolayısıyla güvende bunu çıkarabiliyoruz. Ardından da kanama kontrolü yapılabiliyor. Dolayısıyla bunu eğer ölçersek böyle bir vaka. Bu hasta remisyona da girdi. Lateral bizim için önemli. Lateral ne demek? Lateral etmoidektomi yapacaksınız.
Beyin cerrahının bilmesi lazım mı? Lazım. Kendisi yapabilmeli mi? Yapabilmeli. Açıklık hiatus semilunaris ve hemen arkada da etmoid bulla arasında. Hiatus semilunaris şuradaki bölge. Etmoid bulla da bu gördüğümüz bölge. Hemen yanında da uncinat proses var. Onların elinde shaver var. Bazı şanslı bölgelerde bizim de nöroşüjenlerim var. En azından bizde yok cerrah başında. Rahatlıkla drill de kullanabilirsiniz. Burayı açacağı yer size etmoidler. Dolayısıyla orbitada örnek veriyorum ben. Orbita inferomedyerindeki bir lezyon. Herhangi bir lezyona bu şekilde gidebiliyorsunuz. İki taraflı olarak açılmış. Vomeri görüyorsunuz. Ostiumu görüyorsunuz. Tipik transfenoidal cerrahide de gördüğümüz kocaman bir açıklık. Buraya ise dikkat etmek gerekiyor. Açılı bir endoskop. Yukarıya doğru orta konkanın ataşmanı. Ben buna superior, superior ve anterior ataşman diyorum. Alt tarafa da inferior ataşman diyorum. Superior ataşman direkt olarak en fazla primer boz füstülerinin görüldüğü alanla ilişkili. Dolayısıyla krista galli nereye tekabül ediyor? Buraya tekabül ediyor. Diseksiyona dikkatli olmanız lazım. Genelde buraya girmeniz zor, boz füstülü yapmanız zor ama o bölgeyi korumanız lazım. Boz füstülü beyin cerrahlarının da işi bana göre. %95'in üstünde başarı var. Onu yazdık orta hattaysa eğer. Çok relatif olarak kısa süren bir ameliyat. Ve hemen hemen hiçbir zaman transkraniyal cerrahi primer boz füstülerinde kullanılmasının yeri olmadığını düşünüyorum. İkinci önemli landmarklardan biri, ikinci ostium kadar önemli olduğunu düşündüğüm orta turbinatın inferior ataşmanı. Posterior ve inferior ataşmanı. Filmlerde gördünüz zaten, videolarda gördünüz. Burası birkaç nedenden dolayı önemli. Pterygopalatin ganglion buraya yakın. Sphenopalatin foramen buraya yakın. Kısa kısa zaman olursa anlatacağım bunları. Ardından da bence daha da önemlisi flap. Buradan gelen nazoseptal flap buradan kanlanıyor. Dolayısıyla bu şeyi anlamanız lazım ki içeriye girebilirim. Beyin ameliyatı yapabilirim. Beyinle ilgili, nöroşüjeyle ilgili ameliyat yapabilirim. Kapamadan bunu yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla burada da oraya dokunduğu zaman nereye tekabül ettiğini aşağı yukarı görüyoruz. Vidyanla vesaire ilişkili. Bizim laboratuvardan bence çok demonstratif bir diseksiyon. Orta konka, orta hat burada, ostium burada. Orta konkanın posterior inferior ataşmanı. Posterior inferior ataşmanı açtığın anda maksilla, maksiller arterin distal dalı yani sferopalatin arterin gelişi burada gözüküyor. Hemen burayla ilişkili. Burada hayal meyar gördüğünüz infraorbital sinir. Dolayısıyla bizden biraz daha uzakta. Rotundumun da süperolateralde olduğunu diseksiyondan anlayabiliyoruz. Korumamız lazım çoğu zaman eğer oraya bir tümör için gitmiyorsa. Yani bizim için flebi oraya çevirmemiz çok önemli. Şimdi sfenopalatin foramen nedir? Yani orada bir de kemiği önce görmeye çalışalım. Orta hat, önce oryante olalım. Burası pterigoid. Pterigoidin önünde başka bir kemik var. O kemiğin adı palatine bone. Palatine kemikle pterigoid bir arada. Dolayısıyla bir sütür var bunların arasında. Dirilleme başladığında birazdan göstereceğim. Dümdüz aşağı doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla transpterigoid yaklaşım dediğinizde palatin kemikten bağımsız düşünmek mümkün değil. Önce bir foramenden bahsedelim. Tipik bir foramen mi? Değil. Palatin kemiğin perpendiküler plate'i orbitaya doğru bir prosesi var. Sfenoide doğru bir prosesi var. Biz neyle ilgileniyoruz? Medyalde kalacağımız için çoğu zaman sfenoidle ilgileniyoruz. Burayı diriliyorsunuz. Aradan ne geçiyor? Aradan geçen o arter. Dolayısıyla bu huku siz sfenopalatin arter olarak düşünün. Buranın korunması lazım. Bu o diseksiyon. Yani biz ikisini aldıktan sonra ne görüyoruz burada onu gösteriyor. Maksiler arterin distal dalı ve sfenopalatin arter. Arter burada anlamanız istedim. Burası pterigopalatin ganglion. Vasküler yapılar benden tarafta önde. Ana ganglionda dahil sinir yapıları arkada. Bu onu gösteriyor. Bir kez daha eğer biz diseksiyon sırasında kadavrada buraya snapshot veya işte navigasyon aletini koyduğumuzda tekabül ettiği yer gene orta konkanın posterior inferior yeri. Çok yakın birbirine. Burada bilmeniz gereken ne var? Defalarca duyacaksınız vidyan. Buradan çıkıp vidyan kanala doğru giden küçük bir sinir var. Bakın bu iyi bir örnek. Burada bu gördüğünüz yapı pterygopalatin ganglion. Buradan da nereye doğru gidiyor? Vidyana doğru gidiyor. Birkaç tane önemli ayrıntı var ama şu an için söyleyeceğim. Bu bize işaret ediyor. Neyi işaret ediyor? Petrous internal karotid arteri. İnternal karotid arterinin petrous segmentini işaret ediyor. Çoğu zaman da bir arteriyel dal öyle diyelim. Onunla birlikte içeri doğru giriyor. Demek ki burası
Didyan kanalın ön orifisi, yani açıklığı, öyle söyleyebiliriz. Bizim için önemli bu, önemli. Aynı yerde okup burada Didyan'ı göstermişiz. Bir diseksiyon sırasında, normal ameliyat sırasında. Buraya dokunduğum zaman o hayali çizgi bize tam foramen laserumun üstünde petroz internal karotitin, burası petroz internal karotit, medial kısmını işaret etmekte. Didyan kanal orifisini çeşitli şekillerde görebiliyorsunuz. Bunu yazdık. Bana göre transpitirigoiti küçük yapabilirsiniz. Bu nedir en azından? Bence bir fikir bulmamız, fikir edinmemiz lazım. Palatini artık biliyorsunuz. Palatin kemiğin sfenoid prosesinin dirillenmesi. Minimal pterigoid. Burası dirilleniyor. Didyan kanal bulunuyor. Didyan kanal boyunca aşağı doğru dirillenebiliyor. Aşağı dediğim posteriora doğru. Dolayısıyla geniş, maksimum sfenoiddan yararlanmış oluyorsunuz siz. Dolayısıyla basit olarak pterigoid kemik dirillenerek siz derine gidebiliyorsunuz. Derinde ne var? Birazdan göreceğimiz gibi lateral reses var. Petroz internal karotit artar vesaire var. Burundan lateral resese ulaşmak zor. Lateral reses üstleri var. Çok büyük seriler yok. Burada bizim seri var. Dolayısıyla burada şey yok. KBBC falan yok. Bu bizim minimal transpterigoidle yaptığımız. Dolayısıyla o bölgeye ulaşıp orayı kapamak mümkün. Başarı oranı çok yüksek. Hele açılı endoskop koyarsanız. Bu onun uygulanımı, öyle diyebilirim. Burada zaman yok. Fotoğrafları tartışacak. Bir tane kordoma vakasında bakalım. İçerisi darmadağın kordoma, klimus kordoması. Amacımız bunu anlatmak değil. Amacımız orta hattan 1,5 santim lateralde her zaman. Her zaman 1,5 santim. Burada palatovajinal var. İşte vomer vajinal küçük küçük şeyler var. Şaşırtmayacaksınız. Siz hedeflediğiniz yer burası. Didyan kanal. Bu ortaya konacak. Didyan kanalın altından, birkaç ayrı videoda da göstereceğim Didyan siliri. Dümdüz arkaya doğru gideceksiniz. Optik kanalla falan çok fazla şu anda zaman kaybetmek istemiyorum. Sallanan bir kemik var. Bunların hepsi alınabilir ama ben burada dikkatinizi çekmek istediğim petroz internal karotit artar. Aşağı yukarı nerede olduğumu gösteriyor bu. Petroz internal karotit artarla o Didyan'ın, dirillediğim Didyan'ın ilişkisini göstermeye çalışacağım. Didyan direkt olarak petroz internal karotit arterin döndüğü yere doğru gidiyor. Bizim için belirleyici. Her iki petroz internal karotit arteri de bu şekilde bulabiliyoruz. Diğer taraf, hemen yukarısında kavernöz var. Dolayısıyla bir landmark, anlamanızı istediğim şey, ulaştığımız yeri burada gösteriyor. Bizim için Didyan sinirli bir landmark, iki karotisi bulup ona göre diseksiyonu veya cerrahi yapmamız için. Bir kez daha Didyan'dan aşağı doğru çizilen çizgi. Tümörle ilgili çok fazla bir şey burada zamanında olmadığından dolayı şey yapmayacağım. Sella tabanı sık gördüğümüz, biraz önce de konuştuk, ICA. Şuranın bence gençler tarafından bir anlaşılması lazım, asistanlar tarafından. Tüberkülüm sella meninjiyomu yapıyoruz. Bakın iki karotisin distal dural halkada subarachnoid mesafeye girdiği yer. Demek ki burada bir aneurizma var. Kanadı burundan dışarı kanayacak. Bundan itibaren yani beyin içine girdi. Subarachnoid mesafeye girdiği zaman distal dural halkanın içi içeride problem yaratacak. Subarachnoid kanamayı içeride yapacak. Tam bu çizgi tüberkülüm sella. Bunun sık yapılan hata, bunun üstü planım değil. Burada iki tane yapı var. Ben şeyi koymadım. İçeriden fotoğrafları koymadım zamanım olmadığı için. Bir tanesi kiyazmatik sulkus. Bu bir sulkus. 3D gösteremiyoruz ama. Bir de iki tane optik sinirin, optik kanalın tavanının yaptığı limbus sfenoidale. Bu da bir dural, zaten bunu da görebilirsiniz. Bir dural katlantı var. Çoğu zaman o bölgenin diseksiyonunda bunu da görebiliyorsunuz. Bunun önü planım. Dolayısıyla burası sadece terminoloji değil, kullanırken de tüberkülüm selamini bugün göstermeyeceğim onu. Önemli yani. İkinci olarak da burası optik sinir dekompresyonu sık yapıyoruz. Sık dediğim yani gene relatif olarak sık. Bir sürü de tümör serebri de. Oftalmiğin buradan medialden döndüğünü de bilmeniz lazım. Dolayısıyla burada da oftalmik arterle ilgili ilişkisi var. Anterioklinoiddan bahsettik. Anterioklinoid burada pneumatize ve optikokaryotik reses olarak adlandırılıyor. Optikokaryotik resese koyduğumuz zaman da navigasyon probunu, bakın şey olmuş, havalanmış, nerede olduğumuzu görebiliyoruz. Dolayısıyla birebir buraya koyduğumuzda böyle bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Bilinmeyen demeyelim, endoskopik olarak daha az üstünde durulan bir başka yapı, superior orbital fissür. Kavernöz sinüs defalarca anlatıldı.
Ben de anlattım, başkaları anlattı. Peki nerede superior orbital füsü? Bir açıklık superior orbital füsü. Orbita fotoğraflarında görebiliyorsunuz. İşte büyük parça ile küçük parça arasındaki bir açıklık. Burada neye tekabül ediyor? Optik kanalın aşağısında anterior bendinin hemen önünde bir yapı. Karmaşık bir yapı. Cerrahın girmek istemediği, yani eğer tümör benim tarafımda değilse cavernous sinüsten bile fazla çekindiğim bir yapı. Cavernous sinüs medial lateralde çalışabiliriz ama burası bir paket. Görelim ne paket olduğunu. Bir paket ve birden fazla problem var. Önce şu oftalmiyi görelim. Bakın oftalmik açtığım zaman çekindiğim yer benim açtığım taraf. Dolayısıyla bir kılıf oluyor. Kılıfı ben açarken her zaman zin halkası tarafından açıyorum. Oftalmikle ilgili söyleyeceğim. Tekrar buraya konsantre olsak, burası superior orbital füsü. Bir paket, birbiriyle ilişkili bir paket. 3'ten başlıyor. 6, abdüsens ve V1 var. Burada zarar vermenizin, bir beyin cerrahının zarar vermesinin en zor olduğu kraniyal sinir bu. 4. kraniyal sinir. Superolateralde, burundan bahsediyorum tabii ki. Ama o da superior orbital füsür içinde. İki arada da terminoloji olarak anteroklinoid var. Dolayısıyla bilmenizi istediğim, bunun önünde bir paket var. Superior orbital füsür ve burada da o superior orbital füsürü görüyorsunuz. 3 tane bu işte uğraşan beyin cerrahları her 3 vakanın birinde cavernous sinüs açıyor. Hiçbir beyin cerrahı, hiçbir iddiam benim, hiçbir tecrübeli beyin kafa tabanı cerrahı bizim kadar, yani endoskopik kafa tabanı cerrahisi uğraşanlar için uğraşanlar kadar cavernous sinüsle uğraşmamıştır. Onu iddia edebilirim. Dolayısıyla %33'ü KNOST buralar. 3 ve 4. Zamanım yok. Dolayısıyla terminolojiyle gitmek istiyorum önce. Yıllar önce cavernous sinüs nasıl definisyonu yapıldıysa aynısını kullanmak zorundayız. Anteroklinoid bizim normal açık cerrahi, transkraniyal cerrahide yaptığımız gibi. Posterior vertikal, çok üstünde durmuyorum. Bir tane posterior bendi var, bir tane anterior bendi var, bir de horizontal segment var. Bir kısım da anteroklinoidin altında. Dallar nereden çıkıyor? Dallar hemen her zaman, makronullar var, lateraller bilmem neler var ama meningofizyal trank buradan çıkıyor. Dolayısıyla benim buraya hakim olmam lazım cerrahi sırasında. Buraya da dikkatli bir şekilde ekspoze etmem lazım. Dolayısıyla bu terminoloji kullanacağımız yer. Sarı ne? Petrolingual ligaman. Demek ki cavernous sinüsün nerede bitiyor? Daha doğrusu petrus internal arter nerede bitiyor? Cavernous iyice nerede başlıyor? Petrolingual ligamanın üst sınırında. Bu medialde nereye tekabül ediyor? V2'nin üstüne, maksiller sinirin üstüne tekabül ediyor. Optik anteroklinoid çıkartıldığında distal dural halka ile proksimal dural halka arasında. Proksimal dural halka neydi hatırlayalım. Karotitle okulomotor membran. Karotit okulomotor arasındaki bir membrandı. Burası klinoidal segment. Klinoidal segment acaba kavernöze dahil mi? Cevap veriyorum, dahil. Neye göre cevap veriyorum? Yıllardır Proton'da dahil tartışmışlar. Şuna göre cevap veriyorum. Hemen hemen her vakada demeyelim. Vakaların çoğunluğunda görüyoruz. Kavernözden bir farkı yok. Dolayısıyla klinoidal segment kavernöze dahil denilebilir. Bunu ispatlayan da endoskopik kafa tabanı cerrahisi. Posterior kıvrımı, horizontal kıvrım, anterior kıvrımı bitti. Anteroklinoid burayı gördük. Nerede? Yani ne nerede? Anteroklinoidin medialdeki kısmı nerede? Burada. Bu kısımda. Dolayısıyla burası IJA'nın klinoidal segmenti olarak adlandırılabilir. Bu iyi bir yazı. Stanford'dan Carlos Fernandez Miranda Juan Carlos'tan çıkan bir yazı. Katılıyorum buna. Doğru. Çoğu zaman tümör en yumuşak olan, yumuşak karnından yayılıyor. Ve bu karın üçüncü sinirle ilişkili olan posterior kıvrımla ilişkili. Tekrar edelim. Hipofiz adenomlarının ekstansiyonu, lateral cavernous sinüs ekstansiyonları yumuşak bir karın bölgesinden oluyor ve o da çoğu zaman önden değil, interiordan değil, çoğu zaman posterior bendin oradan oluyor. Demek ki burası bana lazım. Bu bizim diseksiyon, bu onların diseksiyonu. Burada adlandırdıkları bir yer var, parapedinküler space denilen. Bu da çizimleri, endoskopik çizim, normal çizim. Yani ne diyelim biz, yukarıdan bakılan bir çizim. Üçle ilişkili. Bakalım. Cavernous sinüste bir tane lezyon. Bu lezyonu
Evet, tümör çıkmış. Tümör çıktıktan sonra arkaya doğru gidiyoruz. Demek ki burası posterior band. Bu nedir? Meningohipofizyal trunk. Endoskop, gözümüz tümörün içinde bu laterali çalışılıyor. Tümör, karotisin lateralindeki tümör çıkıyor. Burada o band, demek ki horizontal segment burası. Konsantre olmanızı istediğim yer burası. Meningohipofizyal trunk koruyun. Korunmasını öneriyorum en azından. Amerika'dakiler bunu koagüle edip, en azından inferior hipofizyalı koagüle edip transpoze ediyorlar. Ama mümkünse korumak her zaman yararlı, hipofizi beslediği için. Bizi ne ilgilendiriyor? Üçüncü sinir. Üçüncü sinirin ekspozisyonu. Bu videonun ana amacı, üçüncü siniri ben nerede bulacağım? Burada bulacağım. Üçüncü sinir her zaman, bu diseksiyonla da uyumlu, kavernöze tam girdiği yerde posterior bandın altında bulunuyor. Şimdi nöromonitörizasyon var, bilmem ne, bir sürü şey var ama bunun anatomik olarak nerede bulunduğunu bilmeniz gerekiyor. Petrolingual ligaman aşağı yukarı burada. Demek ki terminolojide bu kısım petrozice, bu kısım kavernözice. Kavernözün burası, kavernözün ilk başlangıcı, proksimali. Bu da petrozün distali, öyle diyebiliriz. Petroz bildiğiniz gibi buradan dönüyor. Ama burada anlatmaya çalıştım. Anatomik olarak siz yazdık zaten blank spot diye. Çağrı sistemde. Bu üçüncü siniri burada bulmanız lazım ve mümkünse de meningohipofizyal trunkusu korumanız gerektiğini düşünüyorum. Genellikle de bu bölge. Klibus için söyleyeceğim, hızlı hızlı geçmem lazım. Klibus için söyleyeceğim üçe ayrılıyor. Roto'nun klasifikasyonu bu. Altıncı sinirin, burası Dorello kanalı değil. Dolayısıyla altını çizerek söylüyorum. Altıncı sinirin klibus turasına girdiği yerden yukarıda olan kısma upper klibus, üst klibus, orta klibus, jugülerden çekilen bir çizgi, jugülerin üstünden. Altının klibus turasına girdiği yer. Burası orta. Aykanın çıkışı bakın burada. Altının çoğu burada. Dolayısıyla aşağı yukarı burası ne? Pontomedüller bileşkeye kadar. Pontomedüller bileşkenin altı internal akustik miyatüs da dahil bize alt klibusu veriyor. Üste bakalım. Interpedünküler sistemle. Biraz önce bilinçli olarak size bir beyin cerrahının transkranial olarak neleri görebildiğini, endoskopsuz çok daha az orada görebildiği. Şimdi biz burada neyi görebiliyoruz ona bakacağız. Burası ne? Burası interpedüngüler sistemi. Baziliar bifurkasyon. T1'ler, superior cerebellar. Burada da mamiller cismi göreceğiz. Eğer ben bazileri biraz indirirsem baziliar tepeyi, arkada mamiller cisim ve dokunmamam gereken yer, ünlü yer, posterior perforatus substans. T1'den de geliyor, bazilerden de geliyor. Arkada posterior perforated substance var. Ama önü benim için güvenli. Tekrar ediyorum. Mamiller cisim dokunulmayacak. Zaten koruyoruz. Mamiller cismin altında posterior perforated substance var. Ama önü benim için endoskopinin ana yolu. Transilvanyan gibi düşünün. Belki abartılı olacak ama en sık kullanılan yollardan biri burası. Anatomik olarak adı ne? Tüber sinereum. Burundan girilmiş. Çoğu zaman da biz hipofizin altından buraya girmemiz gerekiyor. Açalım bakalım ne var? Mamiller cismin hemen önü fonksiyonel değil. Çoğu zaman böyle kağıt gibi orayı açabiliyorum. Açtık makasta. Bir boşluğa düştük. Üçüncü ventrikül. Üçüncü ventrikülün içi. Ne şekilde endoskopun gittiğine bağlı olarak akuadaktan anterior komissüre kadar. Başka bir de işte üçün en alt arkasından üçün en önüne kadar buradan görmeniz mümkün. İntraventriküler yaklaşım gene. İçeri girilmiş. İçeri girdiğinde tipik görüntü. Defalarca gördünüz. Haftaya da muhtemelen haftaya da göreceksiniz. Burada foramen Monro'lar var. Kolumnası, fornix'in kolumnası, koroid plexus ve iki tarafta da talamus striat venler var. Hatırlıyorsanız Roto'nun ana katkısı talamus striat ven koroid plexus'un sağındaysa sağ lateral ventrikül, solundaysa sol lateral ventrikül. Burada da talamus var. Bunları da göstermeye çalışacağım. Önde ne var? Hemen endoskopu öne doğru kaldırırsak da anterior komissür var. Yani üçüncü ventrikülün tavanına bakıyoruz burada. Dolayısıyla endoskopla ulaşılabilen intraventriküler yok. Bir tane örnek verelim. Tipik bir kraniofaringiyon. Bakalım, görmeye çalışalım. Burada ne yapıyoruz? Biz interpedünküler sistanlayı ekspoze etmeye çalışıyoruz. Evet, başladık. Tümör kapsülü. Tümör kapsülüyle birlikte tümör kapsülü ekstra kapsüler olarak diseksiyon başlıyor. Ve burada biz P1'i görüyoruz. Burada gördüğünüz yapı P1. Birazdan posterokomünikan burada. Dolayısıyla P2. Lili kulis membranı burası. Mamiller cisim. Dolayısıyla dokunmamam gereken yer benim gözümün önünde.
dokunabileceğim, tümör kapsülünü alabileceğim yer tübersinelum da burada. Bakın burası uncus. Burası üçüncü sinir. Dolayısıyla bu uncusun apeksi, burada amigdala var. Semilüner dediğimiz girusun olduğu yer burası. Tekrar biz diseksiyona devam edelim. Yaptığımız şey bir plan bulmaya çalışıyoruz. Ve tümörü arka posteriordaki sınırından çıkartmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Benim reverse üçüncü ventrikülostomi dediğimi yapıyoruz. Yani tersten üçüncü ventrikülostomiyi açıyoruz. Mamillere mümkün olduğu kadar dokunmadan tüber sinereumdan açmaya çalışıyoruz. Kontralateral taraf, posterior communicandan küçük bir arter giriyor tümör kapsülüne, o koagüle edilecek. Bakın bu kontralateral posterior communican, kontralateral P1 ve P2. Dolayısıyla ve plan bulundu, üçüncü ventriküle girildi. Ardından tümör çıktıktan sonra tipik görüntü. Demek ki biz tüber sinereumdan içeri girdik. Anterior komüsürü kaldırıyoruz burada göstermek için. Foramen Monroe'lar, koroid plexuslar, kolumna fornix ve talamuslar. Altta biz aquaduct'a kadar görebilirdik. Onu da zaman olursa şimdi göstereceğim. Mamiller cisim. Çok iyi bir görüntü yani bu mikroskopla karşılaştığında. Basilar bifurkasyon, liquus membranı, P1'ler, P2'ler, üçüncü sinir. Gördüklerimizi sadece gösteriyoruz. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Bir sürü yol denendi amigdala hipokampektomi için. Direkt amigdalaya giden yollardan biri bu. Bu bir potansiyel. Yeni bir yazı çıktı. Transmaksiller gidiyorlar. Ama yani buraya küzayı sadece sokmak ve küzayla diseksiyon mümkün. Dolayısıyla amigdala hipokampektomi için yollardan birinin gelecekte bu olabileceğini düşünüyorum. Şu anda zannediyorum 110'u geçti. Bir tane devadenom örneği vermek istiyorum. Konuyla bağlantılı olarak. Burada anterior intermeseric transkarlozal yardım, bu bir yardım. Ana sebebi buydu. Üçüncü ventrikül içinde böyle bir indantasyonu var. Dolayısıyla zorlanacağımız yerin arka taraf ve arka yan olduğunu düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Dolayısıyla birazdan göstermeye çalışacağım. Hipotalamus esas bizim için bu tümörde korkulu alan. Bakalım şimdi cerrahi olarak hızlı göstermeye çalışacağım. Geniş açılış, duranın açılışı, orta kanamalı. Çok hipervasküler değil bu. Hipovasküler de değil ama. İnvazi bir tümör zaten belli oluyor. Durayı her seferinde kavernosinüse kadar açmak lazım. Burada bir exception var. Onun sebebi de basınç olarak tümör geldiği için önce tümörün seller komponentini boşaltalım. Ondan sonra durayı açalım dedik. Bu açıklıktan bir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Yukarı doğru açılıyor. Superior intercavernosinüse doğru. Tüberkülüm sellaya doğru. Doppler'iniz var zaten. Ondan sonra yana doğru açılıyor. Bizim esas işimiz tabii ki dorsum sella ve üstünde başlıyor. Dolayısıyla önce dorsum sellayı göstereceğiz. Ondan sonra içeri doğru gireceğiz. Hala intraseller. Hala. Burada bu kısımlar olduğu gibi boşaldı. Hala intrasellarız. Endoskopta sınırlarına göre. Bakın burada artık dorsum. Bu dorsum sella. Dolayısıyla dorsum sellanın üstünde şimdi üst ve arkaya doğru gidiyoruz. Biz artık supraseller bölgedeyiz. Yani üçüncü ventriküle doğru gitmekteyiz. Navigasyonumuz var. Dolayısıyla burada benim için problem yok. Amacım var mı burada? Cerrahın amacı var mı? Var. Üçüncü ventrikül. Bütün aklımızdaki şey üçüncü ventrikülü bulmak. Yani ventrikülün exposure dediğimiz kısmı bulmak. İki taraflı olarak aspiratörünüz de orada. Bazen iki aspiratörle. Yani siz normal mikro cerrahide ne yapıyorsanız burada da aynısını yapmanız lazım. Çekme koparma diye bir şey yok. Gerekiyorsa kesiyorsunuz. Bakıyorsunuz nereyi tuttuğunu. Dolayısıyla hızlı geçmem gerekiyor. Sabırla o yolda devam ediyoruz. Navigasyona doğrulayarak. Dorsum sella artık içeri girdik iyice. Ama burada esas göstermek. Evet, ilk kez burada biraz önce bir dakika önce açıklığı gördük en azından. Makas, mikro makaslar var. Makaslarla, ipolarlarla normal güvenli mikro cerrahi yapıyorsunuz. Bu unutmayın yukarıdan sadece foramenden yukarıdan gelen sadece foramen Monroe'dan tümörü bana itecek eğer gerekiyorsa ve bana normal yeri gösterecek. Pamuk onun koyduğu pamuk. Benim koyduğum pamuk değil. Bu onun aletleri. Pamuğu alıyor. Ben burada planı gördüm. Tümör hala var burada. Eksenal drenaj, hidrosefalisi vardı.
yukarıdan koydular önce ekstra drenajı. Evet, buradan itibaren zorluk başlıyor. Buradan itibaren benim hipotalamus, bunlar hipotalamusa invaze değil ama benim tümörü çıkarken hipotalamusa zarar vermemem gerekiyor. Endoskopla arkadan da oradan görebiliyor. Çok kısıtlı onların görme alanı. Ve nihayet de posteriorna doğru gidiyorum. Posterior ne? Posterior sınır. Bakın aquaduct. Burası 3. ventrikülün altı. Aquaduct of Sylvius. Burası şu aspiratörün altında birazdan göstereceğim pineal gland. Dolayısıyla habenular komüsür. Birazdan onun fotoğrafları var. Habenular komüsür, posterior komüsür olduğu gibi görülüyor. Bu artık benim daha rahat ettiğim, yani onlar tarafından daha rahat ettirildiğim posterior kısmı tümörüm. Dolayısıyla bu kısım çıkıyor. Burada çok kısa bir şey daha göstermem lazım. Sol hipotalamusu gördük. Yani ben endoskopla niye zorlanıyorum? Niye zorlanıyorum 3. ventrikülün yan duvarında? Onu göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla posterior kısmı 3. ventrikülden çıkıyor. Bakın, tümörü çıkardık. Şu anda durup endoskopu sokacağım. Burada talamusu görüyorum ben. Ama yan taraf benim için ölü nokta. Ölü dediğim yani kör nokta. Öyle anlatayım. Bu diğer taraf. Bu artık talamusun altı. Bu hipotalamus. Dolayısıyla hipotalamustan 3. ventrikül tümörünü alabilir. Ne olursa olsun mikro cerrahiden daha güvenli. Ne olursa olsun benim şeyim o en azından. Ondan sonra da son kısım çıkıyor. Bakın hala tümör bu. Son kısım çıkıyor. Bu onların aleti. Yukarının aleti. Foramen Monroe'yu gösteriyorum. Açtırmadık bir yeri. Talamus triatveni defalarca gördünüz. Koroidplex'i gördünüz. Yani burada benim üstünde durmaya çalıştığım şey hipotalamustan. Tümör artık çıktı. Ondan sonra da kapamaya geçiyoruz. Kapama benim şu anda şeyim yok. Pardon. Geri gidebilir miyim? Evet, postop. Üçüncü ay. Yeni ameliyat oldu. Postop üçüncü ayı. Hasta iyi, problemi yok. Aynı yeri gördüğümüzü görüyoruz. Dolayısıyla bu bir kez daha tipik görüntü. Tipik görüntü kolumla, foramen morlu, geniş bir foramen morlu. Sadece onlar anterior interosseous transkarluzal ve foramen morlu'dan yaklaşık bir fornix kesisi falan filan yapmadı. Corpus callosum kesisi var. Pineal gördük mü bunları? Evet, bunu bir göstermeye çalışalım. Dolayısıyla gördüğümüz yerler kabaca habenular komşusu, pineal, suprapineal reses, pineal reses ve aquaduct'ın kendisi. Dokunmayacağım yer neresi? Midbrain. Burası. Aynı posterior perforated substance gibi konuştuk. Buraya dokunamazsınız. Aquaduct'ın önü forbidden zone yani. Buraya dokunmak mümkün değil. Bir kez daha yakın olarak görülüyor. Şunu bir hatırlamak için sadece göstereceğim. Evet, aynı video. Aquaduct, midbrain, dokunmayacağım yer. Talamus, hipotalamuslar burada. Bakın burası internal serebral venin olduğu yer. Velum interpositum bu. Yani açılı olduğundan endoskopi, 3D olduğundan tam şey olmuyor ama pineal burada. Posterior komüsür, habenular komüsür. Dolayısıyla buraya da bir potansiyel yani orayı gördüğünüz zaman hele massa intermedia yoksa hastada o daha rahat bir şekilde görülebiliyor. Sonda şöyle bitirmek istiyorum. Son 10 dakikada. Artık bunu biliyoruz. Sfenopalatin artar. Burada vidyan. Burada da superalateralde rotundum var. Buraya da gidilebilir. Dolayısıyla beyin cerrahı da buraya gidilebilir. Çünkü tümörü bir noktada bırakıp KBB'ye devretmek, plastiğe devretmek mümkün değil. Foramen rotundum. V2 bu. Açıda olarak sağa bakıyoruz. Sağ sfenoid sinüsün lateral duvarına bakıyoruz. Superorbital füsür diye söyledik. Rotundum burası. Aşağı yukarı tekabül ettiği yer rotundumun. Petroz apex iki yerden ulaşılabilir petroz apex'e. Şimdi örnek vereceğim. Bir, medialden ulaşılabiliyor. O burası foramen lacerum. Dolayısıyla o petrozun, vidyanın gittiği yerin hemen medialinden. Size ben lateralden ulaşmayı göstermeye çalışacağım zaman olursa. Petrolingual ligaman. Dolayısıyla terminolojide doğru kullanmayı öneriyorum. Bir aşağısı petrolingual ligamanın petroz internal karotide artar. Yukarısı da kavanoz internal karotide. Bir geçişte yok. Petrolingual ligamanlarda hatırlayın. O lateralde. Bu en iyi yazılardan biri bana göre. Dolayısıyla meraklılar için bunu koydum. Hocanın son dönemde yazdığı en önemli yazılardan biri.
Böyle bir enteresan vaka. Buna benzer vakalar adenom olarak geliyor ama bu öyle değil. 1/10 görüyor gözü. Biyopsi alıyor KBB'ciler ve şivanlam olarak geliyor. Şivanlam olarak gelince de biz ameliyat ettik. Burada pterigoperatin fossaya, orbitaya, orbitanın medial duvarına, foramen rotunduma, petros apex'e giden böyle bir lezyon. Kronik ve destrüktif bir lezyon. Dolayısıyla bizim ilk yaptırdığımız, tahmin edebileceğiniz gibi, anjiyo. Çünkü bunu ben tıkadığım zaman diğer taraftan besleniyor mu bilmem lazım. Maalesef beslenmiyor. Dolayısıyla bu karotis tıkanırsa, obstrüktü olursa bir şekilde katastrof, öyle diyebiliriz. Onu da pre-op dönemde görmek lazım. Biz vazo CT kullanıyoruz. Bunlar vazo CT fotoğrafları. Dolayısıyla öneriyorum onu. Kısa kısa geçerek gideceğinden dolayı bunun da çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Binostril yaklaşım. Binostril yaklaşımdan olduktan sonra maksimum rezeksiyon. Etmoide alınmış. Maksilaya doğru gidilmiş. Şimdi şivanoma sfenoidi içinde görülmüş ve normal biz çok vasküler olmayan lezyonu mikrocerrahi prensipler içinde rezeke etmeye başlayacağız. Biz bir köşe tümörünü debulking yaparak başlıyoruz. Dolayısıyla burada da ana amaç, öyle düşündük yani, debulking yapalım. Kaybolmadan, karotisleri vurmadan debulking yapalım. Sonra da bir plan bulalım. Ekstra kapsüler diseksiyon planı. Burada başarılı değiliz. İnferiorda hala tümör var. Dolayısıyla bu ekstra kapsüler değil. Ama tümörü rezeke ediyoruz. Küzeye gerek kalmadı. Büyük tümör dolayısıyla. Ve nihayetinde inferolateralden, soldan, orbitanın etkilenmediği taraftan, tümörün az gittiği taraftan bir diseksiyon planı bulacağız şimdi. Ekstra kapsül olarak. Tümör çıkıyor. Evet, bu diseksiyon planı. Dolayısıyla sfenoidin tabanı ve sfenoidin lateral duvarı. Nereye doğru gidiyoruz biz şimdi? Optik, lateral optikokarotid resese ve karotisin kendisine doğru. Orbitanın medialinden önce diseke ediliyor. Prensip aynı yani. Köşe tümörü nasılsa bunda da benzer şekilde diseke ediliyor. Pamuk konuluyor ve tümör çıkartılıyor. Biraz ileri de gidebilirim. Burada bir durum lazım. Bir miktar boşalttıktan sonra burada klival dura, açıklık var. Klival dura görülüyor. Bu bizim diseke ettiğimiz alan. Bu yukarıya doğru çıktık şimdi. Yukarıya doğru çıktıktan sonra orta hattın 1,5 cm lateralinde sağ pterigoperatin ganglion. Intraoperatif navigasyon. Intraoperatif dokunduğum yerin nerede olduğunu bana gösteriyor. Hastanın kendisi, kadavra değil. Dolayısıyla bizim yerimizi gösteriyor. 5'er saniyede değişecek. Bununla fotoğrafları gördünüz. Süperolateraline gideceğim ve foramen rotundumu göstermeye çalışacağım. Süperolateral, foramen rotundum. Burada infraorbital sinir. Bu aynı. Perop bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla o bölgeye de foramen rotunduma da ulaşmak mümkün. Bu aynı zamanda infraorbital sinirin, orbitanın altında giden sinirin başlangıcındaki kısım. Rotundumun farklı şeyi kadavralarda. Son olarak daha lateralde maksiller sinüsün, burada yine tümör bakılıyor. Kalan tümörler yapılıyor. Maksiller sinüsü, foramen rotundum buradaydı. Maksiller sinüsün posterolateral duvarı burası. Bu dokunduğum yer. Dolayısıyla ne kadar lateralde olduğumuza bakın. Dolayısıyla sadece burun, burada verilmesi gereken mesaj, bütün bu bölgeleri, vidyan sinir, bu da önemli bizim için. İçeri girdik şimdi. Vidyan siniri takip ederek petros karotisi bulup onun lateraline, yani lateraldeki petros apex'e doğru gidiyoruz. Oradaki tümör, en son lateraldeki tümör çıkıyor. Bu gene hastada nereye ulaştığımız. Dolayısıyla petros apex uygun vakalarda bizim için uygun vakalarda ulaşılabilecek bir alan. Ardından yukarısı. Yukarı ne? Etmoid. Bakın planum sfenoidal eden tümör diseke ediliyor. Dolayısıyla şivanlomu şimdi planumdan tüberkülüme doğru, o kiyazmatik sulkustan falan bahsettik. Şimdi tüberkülüme doğru diseke ediyoruz. Aynı şey. Yani prensip aynı. Mikrocerrahi gibi. Avantajı var mı? Var. Göz daha ileri gidebiliyor. Yani sizin büyütme, fokus gibi bir şansınız yok. Burada var. Bu çıkıyor. Buradaki kritik yer neresi? Optikokarotid reses. Bakın optik kanal sağlam. Sağ taraftayız. Kör olan, yani gözün kötü olduğu taraf. Fakat karotisin üstü olduğu gibi serbest. Optik kanal sağlam. Birazdan karotisi de göreceğiz. Bitireceğiz. Bakın tümör. Kavernözün anterior bendi burası. Ve
kalan, en son kalan, çok çok küçük bir kısmını bıraktık burada. İnterna, karot, arterin kısmı. Ardından da orbita şey yapılıyor. Bu tiro ve postoplar. Bunun herhalde evet, tire ve postopu var diye hatırlıyorum. Bu da erken dönem. Yani ilk 24 saat, bu da yeni ameliyat oldu. Dolayısıyla tire ve postopu. Burada da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hasan Kamil, istiyorsan kesebilirim. İstiyorsan son bir tane daha gösterebilirim. Devam sen... edelim hocam. Çok güzel videolar var. Son olarak da bu yeni yayınlandı. O vakayı ben göstereceğim. Sınır, tabii sınırı çok zorlama, ne kadar zorlanıyor onu da bilemiyorum da internal akustik miyatüse ulaşmak mümkün. Yani böyle bir yol var. Seçilmiş vakalarda burundan girerek internal akustik miyatüse ulaşabilirsiniz. Burada anatomi son derece önemli. C1'in anterior arkusu ve alt klibus. Dolayısıyla foramen magnum civarı bizim için önem kazanıyor. Foramen laserumunda hemen altı bu. En önemli burada ortaya çıkan şey, yani gençlerin unutmaması gereken, rectus capitis anterior. Çünkü bu bizim için ana belirleyicilerinden biri. Onun hemen üstünde foramen laserum var. Klibusun altı ve C1 arkus var. Ve uzatma, çünkü bunun hepsini anlatmam mümkün değil. Jugüler tüberkül hipoglosal kanalla jugüler foramen arasında bir yapı. Belki de beyinde transkraniyal girdiğiniz zaman en zor dirilleyebileceğiniz alan. Yani ne intradural ne ekstradural, Fukushima vesaire. Bunu çok zor. Yani hatta mümkün olduğunu da düşünmüyorum ben. Bir yeri şey yapın, ama bu tabii tersten baktığın zaman sana kolay geliyor. Şöyle kolay geliyor. Senin önünde oluyor, daha önünde oluyor. Jugüler tüberkül bölgesi. Bu alındığında bunun mesajı o. Direkt olarak siz foramen luşkayı, işte 7-8 kompleksini, internal akustik miyatüsü 7-8'in çıkış yerlerini görebiliyorsunuz. Medyalden laterale doğru. Belli bir sınır var tabii. Bütün internal akustik miyatüsü açmanız mümkün değil. Ama buraya giren seçici vakalarda kullanılabiliyor. Dolayısıyla transklival zaten bilinen bir yaklaşım. Bu bir örnek sadece. Ayka 5'e doğru gitmiş. 5'e doğru Ayka'nın bir basısı. Burundan Ayka, anatomik olarak tabii, anatomik diseksiyonunda onun dekompresyonunu görüyorsunuz. Yani bu zaten biliniyor. İnternal akustik miyatüs kadavralarda o bölgeye ulaşılabiliyor. Onu gösteriyor. Kritik yapıda bir kez daha hipoglosalle üstündeki yapı. Kordoma, intradural uzanımı var. Bu şuraya dikkat etmeniz lazım. Bu petrös internal karot arter superiora ve laterale kaldırmış. Ve de sfenoide doğru gelmiş. Burada belirleyici o. Ama maalesef köşede. Dolayısıyla herkesin yaptığı gibi cerrahi transkraniyal retrosigmoid olarak yapılmış. Retrosigmoid sonrası rezidü kalmış. Ve biz bu şekilde kordomayı aldık. Bu olduğu gibi kondiller. Dolayısıyla kondillerde destrüksiyon var. Geliş yeri neresi? Geliş yeri burası. Petros karotisin altı. Dolayısıyla siz foramen laserumdan, jugüler tüberkül üzerinden foramen laserumdan giriyorsunuz. Parsiyel rezeksiyon, ilk operasyon, retrosigmoid. Kordomanın kendi zorlukları da var tabii transkraniyal için. Dolayısıyla bizim cerrahi öncesi aldığımız yer, ama buraya dikkat etmenizi istiyorum. Cerebellopontin köşede ciddi bir alan var. Ne düşünüyoruz? Buradan buraya girmeyi düşünüyoruz. Şunun, yani petrös segmentin tam döndüğü yerin yukarı kaldırıldığını ve laterale doğru itildiğini gösteriyoruz. O itildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla o yerin açık olduğu gözleniyor. Yol bu. Dolayısıyla buraya ulaşmaya çalışacağız. Transforaman laserum, ama jugüler tüberkülde sfenoid sinüs açılımı, sfenoid sinüsün tabanı, sella burada. Dolayısıyla biz aşağıda başlıyoruz. Elinizde navigasyon var. Navigasyon da sizin en kısa yolu size navigasyon gösterecektir. Önce kondile falan gitmiyoruz. Sıfırlıyoruz buraya. Flapler çevriliyor. Buradaki zorluklardan biri flebi nereye koyacağız? Genelde koana'ya koyuyoruz. Burada anevrizma klipleriyle nazoseptal flebi kapamak lazım çünkü. Orta middle meatus'a doğru açtık. Dirillenme yapılıyor. Bu da bizim için önemli olan karotisin döndüğü yer. Superolaterale giden yer. Dolayısıyla onu vurmamamız lazım. Ama altında tipik kordoma çıkacak. Evet, görüntüye geldi. Dolayısıyla önden arkaya doğru kordomayı navigasyon eşliğinde aynı, yani bu şeyde biz mikrocerrahide ne yapıyorsa bir negatif bir durum yok yani şeyle ilgili.
endoskopla ilgili. Mikroskopla yapıp da burada yapamadığınız çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Tam tersi avantajları olduğunu düşünüyorum. Clivus'un anteriyoru şimdi dirillenecek. Anterior, Clivus'ta kalan kısım ve medial. Burası medial. Tehlike neredeydi? Superolateraldeydi. Yer açmamız lazım. Yer açıyoruz burada. Yer açtıktan sonra bu belki de en kritik şey. Çünkü tam yarı olarak destrükte edilmiş kemik ve karotisin olduğu yer, karotisin itildiği yer. Superolateral. Burası temizleniyor. Derinde aspiratörün olduğu yerde intra, ne diyeyim ona, intra dural, yani serebellopontin köşeye giden kısım var. Burası artık serebellopontin köşeye giden kısım. Buradan tümör boşaltılıyor. Mümkün olduğu kadar görerek tabii. Ardından da kondil tarafına gidiyor. Inferolateral kısma gidiyor. İnsizyon. Daha aşağı. Kondilin diseksiyonu. Pre-op. Bunlar post-op'u. Pre-op ve post-op. Pre ve post-op'ları. Dolayısıyla ciddi bir oranda rezeksiyon sağlanabilmiş ön taraftan gelinerek. Bir kez daha pre ve postları görüyorsunuz. Dolayısıyla gene pre ve post bu yol aşağı yukarı gösterdiği yerlerden biri. Yeter şey. Bununla da ben Hasan Kamil'i bitirmek istiyorum. Bu defalarca gösterdiğim Capabianca'nın bir yazısı. Şimdi hepimiz cerrahiyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla hiçbirimiz anatomist falan değiliz. Yeteri kadar anatomi bizim için önemli. Dolayısıyla bir cerrahinin başarısı hiç şüphesiz iki şeye bağlı. Birinciyi değiştirmek mümkün değil. Zaman istiyor, komplikasyonlar istiyor vesaire. Dolayısıyla cerrahın tecrübesi birinci madde. Ama bence ondan da önemlisi gayet güzel bir şekilde belirtilmiş. O bölgemi diyelim, yani genel olarak şimdi beyin cerrahı, yani spinalle ne kadar ilgileniyor bilmiyorum. Kafa tabanı, genel neyle uğraşıyorsanız o bölgenin anatomisinin iyi bilinmesi. Dolayısıyla önerim gençlere mikrocerrahi anatomiye önem verip arzu ettikleri şeyde devam etmeye. Teşekkür ediyorum. Umarım çok gecikmemiş. Bizler teşekkür ederiz hocam. Çok güzel ve eğitici bir sunumdu. Sorulara ve teşekkürlere geçeyim isterseniz. Ankara'dan Deniz Belen hocamız, Necmettin hocamıza bu çok öğretici sunumu için ne kadar teşekkür etsek az, az olur. Yöneticisi olduğu mikrocerrahi nöroanatomi laboratuvarında genç nöroşirurjenlerine sağladığı eğitim fırsatları için ayrıca müteşekkiriz. Bu eğitimleri alan meslektaşlarımızın çok başarılı meslek yaşamları olacağına inanıyorum demiş. Teşekkür ederiz hocam. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Mahmut Çamlar hocamız. Öncelikle güzel sunum için Necmettin hocama teşekkür ederim. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi olarak kendimiz ve birçok asistanımızı laboratuvarına kabul ederek büyük emekleriyle verdiği eğitimler için kendisine minnettarız. Sanken bir hocam ortopedistler de spinal cerrahi yapar, beyin cerrahları da ama farkları önem verdikleri yapılardır demişti. Şöyle ki onlar kemiğe öncelik verirken biz nöral yapılara öncelik veririz demişti. Eğitim için Necmettin hocamın yanına giderken genellikle asistan arkadaşlardan aldığım geri dönüş ameliyatlardan çok uzak kalacakları ve cerrahilerinin geleceği gerileceği şeklindeydi. Eğitim sonrası geri döndüklerinde tam tersi sadece fiber diseksiyonu ya da cerrahi nöroanatomi öğrenmediklerini beyne ve spinal dahil tüm nöral dokulara ameliyat esnasında dokunuşlarının değiştiğini saygıyla nazikçe yaklaştıklarını gözlemledim. Diyeceğim odur ki Necmettin hocam kabul ettiği arkadaşların hayatına dokunmuş ve hepimizin ufkunu açmıştır. Son olarak Necmettin hocam ile çalışan yeni uzmanımız sevgili Nicat Bayramlı'nın ve Berra Bilgin'in de dahil oldukları çalışmalara Journal of Neurosurgery'de kabul olmuş. Bir zamanlar bizler için hayalden öteye gidemeyen gerçeklerin gerçek olabileceğini bize göstermiştir. Kendisine kliniğimiz adına şükranlarımı iletiyorum demiş. Bizler de teşekkür ederiz. Fatih Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden
beyin cerrahi servis hemşiresi Emine Baran. Bu çok güzel öğretici ve eğitici sunum için çok teşekkür ederim. Çok yararlı oldu benim için demiş. Eyüp Çetin hocamız Beykent Üniversitesi'nden Necmettin hocamızın güzel sunumu için teşekkürler demiş. Değerli Bektaş hocamız, Bektaş Açıkgöz, Necmettin hocayı değerli çalışmaları ve güzel sunumu için kutluyorum. Burada, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum demiş. Deniz Belen hocam, Kinevo ile ilgili bir deneyiminiz oldu mu acaba diye sormuş. Yok, benim bir deneyimim yok. Derya Karataş hocamız, emekleriniz bizler için ışık oluyor, minnettarız demiş. Kliniğimizden değerli Ertan Sevin hocam. Necmettin hocam, elinize bu harika sunum için çok teşekkür ederim demiş. Kliniğimiz asistanlarından Nurullah Kösmen'e, Necmettin hocam elinize sağlık, mükemmel bir sunum oldu, teşekkürler demiş. Kliniğimizin sorumlu hemşiresi Serpil Ulutaş, Necmettin hocama bu güzel ve aydınlatıcı sunum için çok teşekkürler, emeğinize sağlık demiş. Eyüp Çetin hocamdan bir soru. Hocam, karotis yaralanması yaşadınız mı? Ne yapıyorsunuz bu durumda? Yok, ben yaşamadım. Dışarıda ameliyat olurken yanlışlıkla açılan bir karotis yaralanması, optik sinir de dahil, oftalmik arter de dahil. Onu ameliyat etmek zorunda kaldım. Radyoloji eşliğinde yaptık biz. Naci abiler bizle, Civan abilerle birlikte çalışıyorduk. Aynı anda onlar da, ben de girdik. Kliplerim falan olmadı. Oraya wrapping yaptım ve tisselle vesaire orayı doldurdum. Ondan sonra onlar stent koydular aynı zamanda. Kapatmadılar yani. Teşekkürler hocam değerli cevabınız için. Ben başka soru ve katkı görmüyorum. İsterseniz sözü hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu'ya veriyorum. Necmettin Hoca'nın videolarını seyrederken gerçekten çok etkilendim. Herkes de etkilenmiştir muhtemelen. Yani sanki her şeyi yapılabilecekmiş gibi geliyor o videoları seyredince. Nöroşirjikel olarak beyinde hiç açmak gerekmiyormuş gibi. Ben yakın zamanda bu endonazal anevizma kriplemesiyle ilgili bazı yayınlar eskiden de varmış da, ne düşünüyor acaba Necmettin Hoca bununla ilgili? Yani fantazi mi yoksa yapılabilecek bir şey mi? Yapılabileceğini düşünüyorum. Yani uygun kliple, uygun tecrübeyle yapılabileceğini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla sen de görmüşsündür Hasan Kamil. Pittsburgh'un öyle bir serisi var. Dolayısıyla Pittsburgh'tan Paul Gardner, yani ona yakın belki daha fazla anevrizma klipledi. Birkaç tane problem var onunla ilgili. Bir bölümü klibin arkada kalıyor. Dolayısıyla onu rekonstrükte etmeniz gerekiyor. Kapamada problemler olabiliyor. Ama exposure şüphesiz mükemmel. Yani üstünde bence durulması gereken alternatiflerden biri. Aynı hipokampektomi gibi. Yani epilepsi cerrahları kızacaktır ama amigdala hipokampektomi birçok yol denendi. Burada ise direkt amigdala yani. Gözünüzün önünde. Onunla da ilgili yavaş yavaş yayınlar çıkılıyor. Yani böyle bir potansiyel var. Ne kadar ne olacak zamanla görmemiz lazım. Hasan Kamil, benim burada vermek istediğim mesaj, böyle bir dal var. Yani böyle bir endoskopik kafa tabanı cerrahisi diye bir dal var. Bu bir, ben yani en azından kendim şöyle görüyorum. Vasküler cerrahi gibi oraya doğru gidiyor yani. Vasküler cerrahi, epilepsi cerrahisi gibi vesaire. Dolayısıyla sadece hipofiz cerrahisi değil bu. Evet, %70'ini vesairesini hipofiz alıyor ama gençlerin yani buna karşı da ilgili olmaları önerim benim. Yani onu, o mesajı vermek lazım. Hocam bir de şey sorum olacak. Bu herhangi bir komplikasyon durumunda hepsi yine endonazal olarak halledilebiliyor mu komplikasyonların? Yoksa... Çoğu halledilebiliyor. Ne, karotis yaralanmasını söyleyelim. Şu anda zaten klip var elimizde. Gözümüzün önünde yani oradaki, tabii ekstrem bir şey olmadıktan sonra. Yani klip konulabilir. Dikiş problem. Onu söyleyebilirsin. Yani iki tane koyup oraya dikiş atabiliyor musun? Hayır, şu anda onu yapamıyoruz. Onun dışında o kanama duracaktır yani bir şekilde uygun kliplerle. Çünkü yeterli mesafe var. Burundan girip de o klibi istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Benim görüşüm. Dikiş ise problem. Yani mikro sütür diyelim, öyle diyelim. Belki robotik. Olabilir. Alternatiflerden biri olabilir yani. Bir sorum daha. Acaba
bu extended yaklaşımlara geçmek için direkt olarak anatomik çalışma laboratuvarda çalışan bir kişi direkt başlar mı, yoksa belli bir sayıda hipofiz ya da çok komplike olmayan hipofiz vakalarıyla tecrübesini arttırdıktan sonra mı teşebbüs edebilir? Ne Tabii. düşünüyorsun? Tabii. Aynı senin dediğin gibi. İkincisi, burada sık sorulan soru, sanki ne yapalım? KBB ile birlikte mi çalışalım? Ben dünyada birçok örnek var. Azınlık olan örnek sadece beyin cerrahlarının başlaması. Yani Nurperi Hoca'yı bir kez daha, yani son derece minnettarım. Beraber başladık Nurperi Hoca'yla. Dolayısıyla herkes o şansı yakalayamıyor yani, anatomi vesaire. Kulak burun boğaza ben hiçbir zaman karşı değilim. Yararı olacağını düşünüyorum. Yeni başlayanlar tabii ki KBB ile başlayabilir. Uyumlu bir birliktelik olabilir. Cerrahpaşa farklıydı yani, Nurperi Hoca bir kez daha çok büyük destek yani bizim için. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok etkileyici, çok güzel bir Sağ olun. Çok videolar teşekkür ederim. Bir katkı harikaydı. daha var isterseniz. Efendim? Bir katkı daha var isterseniz Var. onu da Tabii, aktarayım. aktar. Aktar. Ali Karadağ, Doktor Ali Karadağ hocamdan. Değerli hocam, hem bana hem yeni nesil beyin cerrahlarına verdiğiniz destekle mentörlüğünüz bizim için hep yol gösterici oldu. Değerli sunumunuz için çok minnettarız demiş. Bitirmeden ben bir son soru sorabilir miyim hocam? Tabii. Böyle komplike vakalarda hani endonazal yaklaşım planladınız. Transkraniyal ola ki bir komplikasyon durumunda. Transkraniyal yaklaşım için hazırlık yapıyor musunuz? Atıyorum mesela Yok. Leyla'yı Yok. takmak ya da ne supine Hayır. pozisyon etmek gibi Yapmıyoruz. Çok seçici yapmıyorsunuz. vakalarda iki taraflı olarak girdiğimiz oluyor. Ondan örnek verdim zaten. Yukarıdan da açıldı oluyor. Evet gördüm. Evet gördük onu hocam. Teşekkürler. Ahmet Faruk Özdemir hocamdan. Necmettin hocama eğitimimiz boyunca verdiği destekler ve sonrasında da desteklerini her zaman arkamızda hissettirdiği için çok teşekkür ederim demiş. Bizler de teşekkür ederiz. Kamil hocam söz sizde. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum bu etkileyici sunum için. Güzel bir gece oldu. 76 katılımcıya ulaştık. İyi bir sayı. Sorular ve katkılar da ilgili oldu ve konuyu açtı. Güzel bir tartışma ortamı oldu. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Çok Yeniden teşekkür görüşmek ümidiyle. Belki İngilizce bir sunumda aynı konuyla ederim. ilgili olarak. Çok teşekkürler. Kapatıyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi İyi geceler. akşamlar. Herkese.